Geçenlerde özellikle teknik düzeydeki çalışmalardan sonra, önce görev güçleri, daha sonra teknik, askeri ve istihbari düzeydeki çalışmalardan sonra, gerek Milli Savunma Bakanımız, gerekse bizler ve Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamalarda bulunmuştuk. Ve bu ön mutabakatın bir başlangıcı olduğunu söyledik. Henüz daha detaylandırılması gereken birçok konu var ve bunun için de Müşterek Hareket Merkezi'nin kurulmasını kararlaştırdık. Ve Amerika'dan bu Müşterek Hareket Merkezi'nin kurulması için bazı askerlerin gelmekte olduğunda sizler de takip ediyorsunuzdur. Bugün abi de Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı başkanlığındaki heyet Şanlıurfa'ya gelecekler. Ve İHA'larımız bölgede uçuşlarına başladı. Doğru buralarda tabii ki gözlem noktaları da olacak. Birlikte devriyelerde gezilecek. Ama bunlar işin bir detayı. Buradaki amaç bir güvenli bölgenin oluşturulması ve Trump'ın da burada 20 mil sözü vardır. Ve bu güvenli bölgeden de YPG ve PKK'ların çıkartılmasıdır. Ancak o zaman güvenli bölge olabilir. Diğer taraftan bu bölgenin de istikrara kavuşturulması gerekiyor. Ve insanların geri döndürülmesi gerekiyor. Türkiye'den geri dönmek isteyen çok sayıda, başta Suriyeli Kürtler olmak üzere, Suriyeli mülteci var ama orada kendilerini güvende hissetmedikleri için ya da YPG, PKK bunları zorla e, sürgüne gönderdiği için Kürtler dahil, başta Kürtler olmak üzere. Çünkü bu terör örgütleri en çok e, Türkiye'de de orada da e, Kürtleri kendisine tehdit olarak görüyor. Özellikle de onların ideolojisini benimsemeyen Kürtler. O yüzden onları sürgüne gönderdiler, partilerini de kapattılar. Bunların geri dönmesi e, gerekiyor. Tüm bunlar bu oluşturulacak Müşterek Hareket Merkezi ve diğer görüşmelerimizde hayata geçirilmesi gerekiyor. Burada başından beri söylediğimiz bir şey var. Yani burada Amerika'nın bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağıdır. Maalesef MÜMBİŞ'te böyle bir oylamaya gittiler. sözünde Sözlerini tutmadılar. Ama... Fırat'ın doğusundaki bölge gerçekten şu anda terör yuvası oldu. Bunları görüşürken bile Amerika bu teröristlere silah yardımını devam ettiriyor. İşte geçenlerde de yine tırlarca dolu silahları getirdiler. Yani burada bir samimi olmaları gerekiyor. İki, bir oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor. Evet başlangıç ilk adım doğru. Ama bunu nihayete kavuşturmamız gerekiyor. İşte tüm yapılan ve yapılacak olan çalışmaların